Alıyor musunuz yoksa? Vallahi yakayım lan. Yakacağım durmanı atıyor. Çadır mı getirdin? Sen. Gel buraya gel. Koş koş koş. Biz geçen sene de aynı noktaya yine gelmiştik. Özellikle Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin ne derece düştüğünü bugün bir kez daha burada şahit olduk bizler. Bu 30 yıllık bir köprü, 30 yıldır kullanılmayan bir köprü ve Atatürk Barajı ile beraber bu köprü suyun altında kalmıştı. Yıllar sonra biz buraya geldik. Özellikle su seviyesini, Atatürk Barajı'ndaki su seviyesini anlamak için bizim burası en büyük göstergelerden biri. Biz de arkadaşlarla bugün geldik, bu noktayı yine görmek istedik. Çok üzücü bir tablo. Her ne kadar köprüyü tamamıyla 30 yıldan beridir görünmeyen bir köprünün bugün bizim görmemiz bizim için güzel bir an olsa da aslında çok da üzüldük. Yani Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin bu derece düşmesi, köprünün 4-5 metre yükseklikte kalması, tekrar araçların geçmesi, insanların buraya pikniğe gelmesi veya balık tutması bir yandan güzel ama su seviyesinin düşük olması bizleri çok korkutuyor. Üzülüyoruz bu tablodan. Gerçekten rahatsız. Atatürk Barajı'ndaki suyun biraz daha tasarruflu kullanılması lazım. Bunu düşünüyoruz. Özellikle sulamayla birlikte, tarım arazilerinin sulanmasıyla birlikte Atatürk Barajı'nda her geçen gün suyun seviyesinin azaldığına şahitlik ediyoruz. Geçen yıl geldiğimizde su seviyesi köprüyle neredeyse birebirken şimdi 5 metre köprü suyunun yüzeyinde kalmış. Çok üzücü bir tablo. Suyumuz sonsuz değil. Eninde sonunda bitecek. Ama bizim bunu korumamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Bilinçli tarıma geçmemiz lazım.